I say once to the bayside, I come alive when a light dies. Overcast where we inside. DuoX kanalından hepinize selamlar dostlarım. Bugün sizlere OBS'te nasıl video çekilir onu göstereceğim ve OBS'in en iyi ayarlarını göstereceğim. Hemen videomuza geçelim. Evet, ilk olarak buradan sahne ekleyebilirsiniz. Buraya sağ tık ekle diyerek sahne ekleyebilirsiniz. Ve burada da ekran sağ tık ekleden ekran yakalama ekliyorum. Çünkü ekranı kaydediyorum. Şimdi burada eğer siz oyun kaydedeceksiniz, sağ tık ekleden oyun yakalama. Bunu seçeceksiniz, tamam basacaksınız. Buradan belirli bir pencere yakalayı seçeceksiniz. Buradan pencereden de hangi oyunu kaydetmek istiyorsanız onu seçeceksiniz. Ve tamam bastığınızda artık oyunu kaydedebilirsiniz. Ama eğer ekran yakalamada da oyun kaydetmek istiyorsanız bu şekilde yaptığınız zaman zaten ekran yakalamada oyununuzu kaydediyor. Yani bu şekilde olduğu zaman da ekran yakalama oyununuzu kaydedebiliyor. Hani ama eğer sorun çıkarsa sağ tık ekleden oyun yakalama ekleyebilirsiniz. Ve burada masaüstü sesleri var. Eğer bu masaüstü seslerini %100 de kullanırsanız mesela bir oyun videosu çektiğinizi düşünelim. Oyun videosundaki silah sesleri yani %100 de olduğu için çok fazla gelir. O yüzden bunu bu şekilde buradan kısın ki hani silah sesleri biraz daha az gelsin videoda ve mikrofonunuz daha çok hani ön plana çıksın. Yani diyelim ki silah sesleri %100 olduğu zaman sizin sesiniz çok az duyulacak. O yüzden bunu %100'e çekmenizi önermiyorum. Siz kendinize göre ayarlayın. Ben böyle çektim rastgele. Hani herhangi bir şey dedi denemedim. Bu şekilde duruyor. Evet, burada mikrofon var. Bunu da buradan sesini ayarlayabilirsiniz. Açıp kapatabilirsiniz. Ve aynı zamanda burada filtreler var. Bakın şu ayar tuşuna bastığınız zaman filtreler. Buradan sağ tık ekleden. Bakın genişletici var. Gürültü bastırma var. Gürültü filtresi var. Buradan gürültü bastırma eklerseniz arka taraftaki cızırtıyı kaldırır. Oradan da eksi kaç olduğunu seçebilirsiniz. Eklediğiniz zaman geliyor. Gürültü filtresi var. Bu da mikrofonunuzda konuştuğunuz zaman ses alır. Konuşmadığınız zaman mikrofonun ses almaz. O şekilde ayarlar yapabilirsiniz oradan. Ve burada solder case var. Bu sahne geçişleri. Mesela ben bu ekran yakalamadan şuraya mesela görüntü ekleyeyim. Bir tane mesela diyelim ki yayın yapıyorum. Görüntüden buraya bir şey ekledim. Mesela 2 dakika gidiyorum yazısı ekledim mesela görüntüden. Onu buradan mesela hemen ona tıkladım. O ekranı gösteriyorum burada. O geçişi soldurarak geçiyor yani. O yüzden bence soldurarak yapmanız daha güzel. Kes yapınca direkt açıyor. Bence soldurarak daha hoş oluyor. O yüzden öyle yapın. Burası da 300. Bunu hiç ellemedim zaten. Sonra buradan ayarlar kısmına gelelim hemen. Burada herhangi bir ayar yapmadım. Hiçbir şey ellemedim. Burada yayın kısmı var. Yayın kısmından eğer hangi platformda yayın yapıyorsanız bunu seçin. Buradan sunucuyu da otomatik yapın. Buradan yayın anahtarınızı işte oradaki yayın anahtarınızı yazın. Sonra uygula dediğiniz zaman zaten buraya bu şekilde hesabınızı bağlamış oluyorsunuz. Çıkışa geliyorsunuz buradan. Burada yayın var bakın. Ve bunu da gelişmiş yapın. Basit de kullanmayın. Gelişmiş yapın. Ve buradan yayına gelin. Şimdi bunu sizde AMD varsa AMD'ninkini seçin. Benim Nvidia ekran kartım olduğu için Nvidia'nınki var. Eğer burada ikisi de yoksa yani hem Nvidia hem AMD yoksa büyük ihtimal ekran kartınız yoktur. Her neyse buradan Nvidia M2 seçiyorum benim kartım. Nvidia olduğu için sakın bunu seçmeyin. Bak, bu işlemcinize çok fazla yük bindirip çok fazla kastır yani. Normalde hani video çekilebilecek bir bilgisayarda bile bununla video çekemezsiniz. O yüzden ya bunu yapın bakın. H264, MVK H264 bunu yapın veya NIV yeni olanı, yeni çıkanı, en son çıkanı yapabilirsiniz. Ya herhangi bir şey deneyebilirsiniz. Bunda bazen benim bu NIV'de kasıyor, bazen bunu alıyorum. Hani o şeye bağlı, videoma bağlı. Her neyse bu NIV. Tabi bu yayın kalitesi, bu video değil. Buradan CBR yapın bunu. Buradan upload'ınız kaçsa ona göre ayarlayın. Mesela 4 megabit upload'ınız varsa 2000, 5 varsa 2500, ne bileyim ya da 3000, 4000 işte ona göre kendinizi ayarlarsınız. Burayı kalite, şurayı da high yapıyorsunuz. Ondan sonra buraları böyle. Eğer kasma falan olursa bu kaliteyi performansa düşürebilirsiniz. Bunu da main yapabilirsiniz. Evet, burada kayıt bölümüne geliyorsunuz. Burada standart yapın bunu. Kayıt yolunda göz ata tıklayarak istediğiniz yeri seçebilirsiniz. Yani videolarınızın nereye kaydedileceğini seçebilirsiniz. Ve burada kayıt biçimi kesinlikle MP4 yapın. Ses parçasında ben bir tane ekliyorum. Kodlayıcı, bunu da dediğim gibi hani orada da anlattığım gibi sizde AMD varsa AMD'yi seçin. Bunların ikisinden birini seçin. Ben şu anlık bunu kullanıyorum. Eğer sorun olursa bunu seçersiniz. Hani denersiniz. Buradan CBR yapıyorum. Yani sabit. Ben mesela buraya 20.000 yazarsam 20.000 bitrate şeklinde kaydediyor. Ben buraya 20.000 yapıyorum. Çünkü masaüstü videosu çekiyorum. O yüzden hani çok fazla da hani yüksek çekmeye gerek yok. Oyun videosu falan çekseydim bunu biraz daha yükseltebilirdim. Anahtar kare aralığını 0 yapıyorum. Bunun maksimum kalite. Bunu da high yapıyorum. Bazen bu maksimum kalitede kasabiliyor. Bunu performansa, kaliteye falan çekebilirsiniz. Bu high'da main'de kalabilir. Normalde bu bende main'deydi ama son zamanlarda high'da kullanmaya başladım. Her neyse.
Burada look ahead bunu kapatıyorsunuz. Physical visual tuning bunu da işaretliyorsunuz bunu. Bunlar sıfır. Zaten bunlar böyle bu şekilde geliyor. Yani bunlardan herhangi bir şey ellememiş oluyorsunuz. Burada ses bölümü var. Ben bunu 192 yapıyorum. Normalde bu size 160 olarak gelir. 192 yapıyorum çünkü benim mikrofonum biraz daha iyi olduğu için sesi biraz daha iyi kaydetmesi için 192 yapıyorum. Ama iyi bir mikrofonunuz yoksa kesinlikle bunu 192 yapmayın. Sesiniz kötü çıkabilir. Burada herhangi bir ayar yapmıyorum. Ve ses bölümüne geldiğim zaman burada örnekleme sıklığı 48 yapıyorum. Kanalları da mono yapıyorum. Çünkü mono da daha güzel bir ses veriyor. Normalde bu stereo olarak ayarlı. Ama mono yapıyorum bunu. Evet, burada da normalde 44 bu. Ben bunu 48 yapıyorum. Ama siz bunu 44 kullanın. Çünkü ama iyi bir mikrofonunuz varsa 48 yapabilirsiniz. Eğer hani mikrofonunuzu araştırın internetten. 48 kHz örnekleme sıklığına sahipse 48 yapabilirsiniz. Burada masaüstü sesi var. Masaüstünüzde hangi seslerin kaydetmesini istiyorsanız masaüstü sesinizi seçeceksiniz. Buradan da mikrofonunuzu seçeceksiniz. O şekilde seçtikten sonra burası da okey. Sonra video bölümüne geldiğin zaman temel tuval çözünürlük var. Burada monitörünüzün çözünürlüğünü gireceksiniz. Yani şöyle bakın. Şimdi benim 1920x1080 bir monitörüm var değil mi? Ben buraya 1280'e 720 yazdığım zaman uygula diyeyim. Bakın. Görüyor musunuz? Ekran küçüldü. Ben bunu böyle sanki 1280'e 721 monitörüm varmış gibi oluyor şu an. Sonra geldim buraya. Hemen 1920x1080 yapayım. Uygula deyip tamam diyeyim. Bakın şu an küçüldü. Ben hemen ayarladım, tamam. Şu an 1920x1080 monitörüm varmış gibi gözükecek. Ve burada çıkış boyutlandırılmış çözünürlüğü. Şimdi burayı 1280'e 720 yaparsanız videonuz 720p olur. Hani mesela YouTube'da seçiyorsunuz ya çözünürlüğü 720p, 1080p. Buradan 1280'e 720 yaparsanız 720p olur. Buradan 852x480 yaparsanız videonuz 480p olur. Buradan o şekilde seçebilirsiniz ama 1280'e 720'den de aşağı düşmenizi önermem. Benim masaüstü videosu çektiğim için ben 1920x1080 olarak kullanıyorum. Ve boyut azaltma filtresi. Şimdi burada benim bunun hakkında çok bir bilgim yok ama önceden bunu kullanıyordum. En hızlı ancak boyutlandırma bulanık görüntü. Bunu yapıyordum. Sonra 36 örneğe geçtim. En son bunu kullanıyordum. Sonra OBS'e bir güncelleme geldi ve burada araya diye bir şey geldi. Sonra bunu kullanmaya başladım. Ama size önerim bunu kullanın. Bilgisayarınızda hani bunu kullanın. Ya da bunu kullan. İlk önce bunu kullanın, deneyin. Eğer bir soru beğenmezseniz bunu kullanın. Ya da ikisini de kullanın. Hangisini beğenirsiniz onu kullanın. Ben şu anlık bunu kullanıyorum. Eğer bir sıkıntı çekersem, bir şey olursa yine 36'ya alırım. Her neyse. Buradan kesirli FPS değeri veya ortak FPS değeri olarak seçebilirsiniz. Kesirli FPS değerinden bunu 60 veya ortak FPS değerinden de 60 seçerseniz 60 FPS daha akıcı bir video çekmenizi sağlar. Evet, sonra buradan kısa yollara geliyorsunuz. Kısa yollarda kaydı başlat ve durdur var bende. Ben bunları eksi olarak ayarladım. Eğer siz buradan yayın başlat ve durduru da ekleyebilirsiniz. Veya herhangi bir şey, mesela kaydı duraklat, kaydı devam ettir falan da ekleyebilirsiniz. Ben gerek duymadığım için eklemedim. Gelişmiş bölümüne geliyorsunuz. Gelişmiş bölümünden hiçbir şey ellemedim. Ama isterseniz hani iyi bir bilgisayarınız varsa bunu tam ve bunu da 709 yapabilirsiniz. Ama bunları çok fazla kurcalamanızı önermem. Hani bilmiyorum, ben çok fazla kurcalamadım, hiç denemedim. Ama isterseniz yapabilirsiniz ama çok fazla bir kalite değişikliği olacağını sanmıyorum. O yüzden bunları da elemenizi önermiyorum. Evet, bu şekilde yaptıktan sonra tamama bastığınızda artık videonuzu çekebiliyorsunuz. Buradan kaydı başlat dediğiniz zaman çok güzel bir masaüstü videosu veya oyun videosu çekebilirsiniz. Tabii oyun videosu çekecekseniz şu çıkıştan kayıt. Ve burada 20.000 bitrate'i arttırmanız gerekli. Çünkü 20.000 bitrate ama hiç render yapmayacaksanız 20.000 bitrate oyun için yeterli gibi duruyor. Yani hiç render yapmadan direkt OBS'e çektiğiniz gibi atacaksınız, 20.000 yeterli. Aslında bunu 30.000 de yapabilirsiniz. Yani o size kalmış, denersiniz. Hani 20.000 bir video çekersiniz, atarsınız YouTube'a, kalitesiz çıkar. 30.000 yaparsanız belki daha kaliteli çıkar. O yüzden denersiniz, siz kendinize göre ayarlarsınız. Ben masaüstü videosu çektiğim için 20.000 olarak seçiyorum ve o şekilde kullanıyorum. Evet, geldik videomuzun sonuna. Eğer videomu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Kanalımı da beğendiyseniz abone olabilirsiniz. Umarım OBS ayarlarını beğenmişsinizdir. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.